Son uykuluğuyla karşınızdayız. Dün gece 6 maç yoktu. 4 maç vardı galiba. Hatta biri de ertelendi. Golden State Denver maçı vardı aslında ertelenen maç olarak. Bu maça da Cem Bey'in gitmesi bekleniyordu. Ne yazık ki maç iptal oldu ve Cem Bey gidemedi. Durun dedi. Kendisine destek mesajlarınızı bekliyor. Üzüldü bu konuda bayağı WhatsApp grubunda. Üzgün olduğunu ifade eden bazı kelimeler kullandı. Bakalım kısmet, belki birlikte gideriz ya Cem. Evet, dediğim gibi 4 maç vardı. Philadelphia Brooklyn maçı gecenin en güzel maçıydı. 110-102 Philadelphia kazandı ve olaylı bir maç oldu. Milwaukee Orlando'yu yendi. Cleveland Washington maçı da kimsenin dikkatini çekmedi. Bu arada herhalde Rubio'nun sakatlığıyla Cleveland'da bir düşüş başlayacaktır diye düşünüyorum. Çok yazık oldu. Yani çok iyi bir sezon başlangıcıydı. Yani ACL ikinci kez koparıyor. 2012-2013'te galiba koparmıştı ilk kez. Geçmiş olsun dileyelim ve şanssız, çok şanssız bir sakatlık. Onlar için çok kritik bir oyuncuydu çünkü. Evet, tweetlerimize geçelim. ya bu tweet... Şimdi Smack zaten iyi burada. Yannis'in üzerinden Wendell Carter'ı vuruyor. Ama ben hayatımda bu kadar sevinen bir ikili daha görmedim herhangi bir şeye. Şimdi geliyor. Ya bu kadar sevinmeleri ve orada Cole Anthony'nin mor donunun çıkacak kadar hani sevinmeleri hoşuma gitti. O yüzden introya da birkaç saçma yere koydum. Gerçekten çok saçma. Bir kere daha görmek istiyorum ya. Bir kere daha görmek istiyorum o mor donu. Zoom başlamadan önce falan da komik. İnanılmaz. Ben de inşallah bu gece bu kadar mutlu olurum yılbaşı gecesinde. Evet, dediğim gibi dün akşam çok olaylı bir maç vardı. Durant'le Embiid bayağı bir laf atıştı maç sonunda. Zaten maç içinde biraz gerginlik vardı. Bir pozisyonda Durant serbest atış çizgisine giderken Embiid'e bir şeyler söyledi. Durant de bu ara yani öyle çok konuşuyor. Trae Young'a falan da işte burada yine kullanamayacağımız bir kelime kullanmıştı. Bunlar basketbolun içinde var ama Durant bunu fazla fazla yapmaya başladı. Biraz herhalde yaşının da ilerlemesiyle. Embiid de maçın sonunda hadi defol git buradan yaptı. Bir tane poker oyuncusu var bu ara çok izlediğim. Bisikletine bin ve git diye bir lafı var. Tony G. Biraz onu hatırlattı. İlginç şeylerin, notların olduğu bir maçtı. Bir kere şunu kesinlikle söyleyeyim. Harden mükemmel bir şekilde kendini toplamış. Yani o gördüğümüz bitik Harden sezonun başından beri toplanmış gözüküyor. Bu maçı kaybetmiş olabilirler. Ama Harden'ın bu kadar pozitif bir şekilde toparlamış olması bayağı önemli. Çok daha rahat hareket ediyor. Büyük ihtimal kendine iyi baktığı bu health and safety protokolle geçirdiği 10 gün veya küsur neyse. Yani antrenman falan yaptı herhalde. Çok daha hızlı yani. İlk adımı geri gelmiş Harden'ın. Yani ayaklarını sürüyordu çünkü yani Harden. Ben hatta bitti falan diye düşünüyordum. Yok, toparlamış. Gayet eski bildiğimiz Harden gibi hareket ediyordu. Bu çok büyük pozitif. İkinci Nets açısından pozitif. Claxton'un oyunu. Bence Claxton'un ilk başa yerleşmesi KD'nin savunmadaki o çember koruyuculuk görevinden yaşadığı yükü hafifletecek. O yüzden bence Nash burada doğru bir noktaya parmak basmış durumda. LaMarcus da yani belki Embiid'i birkaç pozisyon onunla tutarım falan diye denedi. Ama Embiid şu an çok acayip bir noktada. Yani zaten çok formda olduğundan bahsediyorduk. Bir 4-5 maçtır. Yani Embiid şu an her şeyi birleştirmiş durumda. Yani gidiyor Eurostep'le Kevin Durant'in yanından geçip turnike atıyor. İşte nedir adı? LaMarcus Aldridge'i yakalarsa bir jab step yapıp yanından şut atıyor. Claxton gibi bir oyuncuyu görürse direkt bully ball potaya sokuyor. Blake Griffin'i yakaladı 2-3 kere. Rezil etti. Bence zaten Blake Griffin bitmiş yani. Yani çok çabuk oyuncu artık harcamamaya daha dikkat ediyorum. Çünkü dönebiliyor oyuncular gerçekten. Ama Blake Griffin hakikaten bitik gözüküyor. Bilmiyorum. Çok fazla bence artık süre almasına gerek yok.
Gerçi tabii rotasyon dar olduğu için de biraz yaşanıyor bunlar. Yani kimle tutmaya çalışsan ayrı bir dert. Yani bir noktada işte Durant'ın üzerinden bir artı bir yaptı. Yani basket faul yaptı. Sonra zaten Durant bir alevlendi, sinirlendi. Çünkü Embiid çok sevindi böyle bir şey yaptığına, fazla tepki gösterdi. Durant de böyle şeylere hiç gelemiyor zaten. Alıngan biri olduğunu biliyoruz. Kötü anlamda demiyorum, yani kişisel özelliği öyle. Yani Embiid bayağı iyi bir maç çıkardı ve şeyi gösterdi. Aslında mid-range, yani orta mesafe şut yüzdesi bu yıl biraz düştü diye konuşmuştuk. Onu biraz üçlük şeyiyle kompanse ediyor. Yüzdesini arttırmasıyla kompanse ediyor. Geçen yılki rakamlarına baktım bu arada. %49'la orta mesafe atıyormuş Embiid. Hakikaten acayip bir rakam tabii. Bu yıl %40'a kadar inmiş o. Yani bu büyük bir düşüş gerçekten, ama üçlüğünü de 37'den 40'a çıkarmış. 40 da onun boyundaki, onun fiziğindeki bir oyuncu için %40 ile üçlük atmak çok önemli. Mesela işte sayılarının geçen yıl %12'sini, 11'i civarını üçlükten bulurken bu yıl %16'ya onu çıkarmış durumda. Yani mid range'den getirdiğini aslında üçlüğe yükledi diyebiliriz Embiid. Zaten boyalı alanda ve serbest atışta yani net 20 sayısı falan var. Gerisi üstüne işte 30 yapar mı gibi bir durum oluyor matematiksel olarak. Vay, Embiid çok etkileyici. Yani ilk çeyrekte bir girdi zaten, 16 sayı attı bir anda. Hiç kimse önünde duramadı. Claxton'ı feci bulledi. Bully ball yaptı. Yani Nets'in şu çok net gözüktü. Nets'in yani tek oyuncuyla Embiid'i savunması imkansız. Playoff'larda karşılaşırlarsa ne olacak belli değil. Orada bir savunma dizayn etmek zorunda kalacaklar. Bunu da yapabilirler bu arada. Yani zaten Embiid'i birebir de savunabilecek NBA'de hiçbir oyuncu yok. Anthony Davis çok net bir şekilde dahil. Anthony Davis Embiid'le oynarken 5 kere falan sırtını, bacağını falan tutacaktır. Çünkü Embiid fiziksel oynamayı çok seviyor. Özellikle bununla rakibine avantaj sağlayabileceğini düşünüyorsa çok seviyor. Anthony Davis de nefret ediyor fiziksellikten. Bu arada yanlış anlaşılmasın, Anthony Davis bence dünyanın en iyi uzun savunmacısı. Ama en sevmediği şey fiziksellik. Embiid'in en sevdiği ve uygulamaktan hiç kaçınmadığı şey fiziksellik. O yüzden böyle bir kriptonit gibi bir durum oluyor. Nets açısından bence yani çok üzülünecek bir yenilgi değil, çünkü Harden iyi gözüküyor bir kere, onu söyleyelim. Nets maça bir girdi, 14 tane top kaybı yaptı ilk yarıda. İkinci yarıda sadece 3 tane top kaybı yaptı. Büyük ihtimalle Nash onun altını çizmiştir. Yani bu kadar kötü oynadıkları, yani bu arada şey, Kevin Durant de ilk yarıda şeydi, böyle hafif uykuda gibiydi. Yani bütün bunlara rağmen çok negatif düşünmemesi lazım. Şey açısından da, Sixers açısından da ben yani Tobias kötü bir maç oynadı. Bazen oynuyor böyle maçları. 9 sayı attı sanırım. Yani ona rağmen kazanmaları, tabii Maxi'nin maçın kırılma anlarında çok ciddi üçlükleri var. Maxi acayip oynuyor. Maxi bir de çok şey ya, motoru çok yüksek. İzlemesi de çok keyifli. Yani 6'da 5 falan üçlük atınca tabii güzel oluyor yani. Bu takım yıllardır Simmons'la oynamaya alışık olduğu için. Bir de şey, Tybal, yani Matisse Tybal her topa elini sokuyor abi. Böyle bir şey olamaz ya. Yani dünkü maçta 5 tane deflection yapmış. Deflection şey işte, yani topa temas etme. Çalmak değil de hani topun elinizle çarpmanız topa. Bir şekilde temas etmeniz. 5 tane deflection yapmış. Nets'in toplam takımı zaten 5 tane deflection yapmış tüm maçta. Tybal bir tane şeyin elinden, Harden'ın değil, Durant'in elinden bir tane top aldı. Durant inanamadı yani. Nasıl böyle bir şey oldu falan diye. Playoff'larda güzel bir eşleşme izleyebiliriz bu iki takım eşleşirse. Evet, bu da çok güzel bir turnike. Evan Mobley, Kuzma kutluyor. Bu turnikeden sonra Kuzma. sonra da şey demiş Kuzma sanırım. Hani şeyin, Julius Erving'in turnikesine hayatımda gördüğüm en yakın şeydi. Tabii ki de gidip kutlayacağım demiş. Dürüst bir açıklama ya Kuzma. Doğru, ama yani bu da ne estetik bir hareket. Ve bu adamın boyu 7-0, yani inanılmaz. İnanılmaz. Benim beklentilerim çok yüksekti Evan Mobley'den. Şu ana kadar
Beklentim dahilinde öyle söyleyeyim. Ama çok yüksek beklentim vardı. Onu karşılıyor. Yani yoksa çoğu kişinin geçiyordur büyük ihtimalle. Evet, Tracy McGrady de bir basketbol, birebir basketbol ligi kuracakmış. Eğlenceli olabilir ya. Şeyleri izlemekten ben keyif alırım. Mesela Paul Pierce'la McGrady oynasın yani. Güzel maç olur. Keşke Kobe Bryant hayatta olsaydı izlerdik yani. Saman Alevi gibi. Çok kısa ama parlak bir yangındı. Rondo ve Russ. Mükemmel bir şiirsel bir tweet atılmış gece. Ya Rondo ile Russell Westbrook'u Frank Vogel denen antrenör. Benim de şu saygım vardır bu arada Frank Vogel'a. Indiana günlerine dayanarak saygım vardır. Orlando kısmı biraz unutuldu yani. Orada çok yapabileceği bir şey de yoktu. Lakers'a şampiyonluk kazandırırken de bayağı iyi bir koçluk yaptı. Benim saygım vardır Vogel'a. Yani onu söylemek istiyorum. Ama bu ya bu bunu yani bir insanın böyle bir şeyin işleyeceğine inanmış olması akıl almazmış ya abi. Ya Rondo ile Russell Westbrook nasıl yan yana oynayabilir abi? Ya inanılmaz. Ben bir ara şeyden bakmıştım. Sırf eğlencesine artı eksilerine bakıyordum aynı anda sahadayken. Eksi 20 idi 100 pozisyon başına. Hani onu takip etmedim sonra. Ama benzerdir. Zaten yani daha iyiye nereye git, daha kötüye nereye gidecek yani, orası ayrı da. Bir arada Isaiah Thomas, Rondo, Russell Westbrook üçlüsünü yan yana oynattılar. Yani hani bunu hiçbir kafa düşünemez abi. Bunu yapamazsın ya. Zaten birkaç kere bunun tweetini attım. Ama kafam karıştı hala. Yani şu an hayatı sorguluyorum. Böyle bir şey nasıl oldu? Özellikle son söylediğim Isaiah Thomas'la olanı nasıl oldu? Gerçekten hiçbir fikrim yok yani. Evet, bu da o bahsettiğim Embiid'in şeyi. Eurostep'i bam bam Durant'ten faul de alıyor. Bunu bu arada Embiid çok yapıyor. Sonra baktım. Bakın burada işte şeye yapmış galiba. Bunlar biraz eski oyuncuları, bir an tanıyamadım. Ama yani işte 2019'dan bu mesela. Burada da herhalde 2018'de Boston'a yapıyor. Yine aynı şekilde 2019'da bir tane daha Eurostep. Steven Adams'ı uçuruyor fake'le. Bir tane daha bir hayvan gibi bir smaç. Of, bu da fenaydı. Çok temiz ya. Bu hareket adamın bayağı silahı bu yani. Hani net bir şekilde yapıyor ve ya bu kadar uzun bir oyuncu nasıl böyle hareket ediyor abi? Acayip bir şey ya hakikaten. Evet sevgili Pick and Pod izleyicileri, bugünlükte ve hatta bu yıllıkta uykuluğun sonuna geldik. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Like atarsanız çok sevinirim. Çok yardımcı oluyor bize like'lar. İyi bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Yani umarım artık health and safety protocols kelimesinin ne olduğunu bilmeden hayatımıza devam edeceğimiz bir sene olur. İyi seneler şimdiden. Yani tam yıl bitti. Hani kapıyorum falan bilgisayarı, arkadaşımdan gelen mesaj, liseden bir arkadaşım. Rezalete bak yazmış. Mario Chalmers Miami'ye geri döndü. Ya bu haberi nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. Ah. Şu an canım acıyor ve artık ben gidiyorum arkadaşlar. Yeni yıl kutlamalarımı da iptal ediyorum. Mario Chalmers NBA'de hala kontrat alıyorsa hiç kimse yılbaşını kutlamasın. İyi seneler, iyi uykular.